Safiye teyze kefeni için ayırdığı yüzüğünü kaptırdı ama 82 yaşındaki Gülören Kızıl Sümer ondan daha şanslıydı. Az kalsın kendi elleriyle 65 bin lirasını dolandırıcılara verecekti. Ama neyse ki telefon konuşmalarına tesadüfen kulak misafiri olan bir yakını sayesinde suç çetesinin ağına düşmekten son anda kurtuldu. Bankadaki paranızı 65 binini İsveç'e göndereceğiz dedi. Operasyon başlatacağız dedi. İsveç'ti, operasyondu derken az daha 65 bin lirasından olacaktı. Yaşlı kadını bir yakını kurtardı. Sizin savcı olduğunuzu nereden bileceğim dedim. Ortalık dedi üç kağıtçı dolu, iki polis de dedi kelepçeleyerek sizi emniyete aldıracağım. Tamam buyurun aldırtın dedim. 82 yaşındaki Gülören Kızıl Sümer Ataşehir'de yaşıyor. Sizin diyorlar telefonunuza girildi. Oradan başkalarıyla konuşuyorlar dedi. Az daha kendini savcı olarak tanıtan birinin kurbanı olmak üzereydi. Savcı olarak kendini tanıtan birisi görümcemi aramış. Ben tesadüfen müdahil oldum. İyi ki de öyle oldu. Yoksa 65 bin lira buhar olup uçacaktı. Bana dedi ki işte şu numarayı dedi. Sorun 118-80'e Kartal Adliyesi'nden arıyorum dedi. Aradım. İnandınız mı dedi bana. İnanmadım dedim. Çünkü bu numara kime ait deyince o da Kartal Adliyesi'ne ait diyecek yani. Gülören Kızıl Sümer'in yakını Selma Kızıl Sümer Çetin Ceviz çıktı. Ben de dedim ki kapatın telefonu, ben Kadıköy Emniyet'e geliyorum. Kapat dememe çok sinirlendi. Sen bana telefonu kapat diyemezsin dedi. Ben kapattım telefonu. Tekrardan telefonu aradı. Dolandırıcılık çetesi çok iyi organize olmuştu. O arada ablamı cep telefonundan arıyor savcı. Diyor ki bankadaki hesabınızdan para çekilecek herhalde. Siz bankaya gidin, ben de oraya geliyorum. Dolandırıcıların foyası gerçek ekipleri arayınca ortaya çıktı. Ben 155'i aradım. Böyle birisi var mı Kadıköy İlçe Emniyette? Bunlar da sizi göndermişler. Ekipler bankaya 65 bin lirasını çekmeye gelen yaşlı kadını engelledi, suç çetesinin peşine düştü.